Şu anda bulunduğumuz yer Uffizi Müzesi'nin ilk giriş bölümü. Yani Corridoio Vasari'nde geniş olan bölümü. Uffizi Müzesi'nin içinden geniş ilk başlangıç bölümlerinden biri. Başımızı kaldırdığımızda tavandaki her bölüm birbirinden farklı olarak Grotta tekniğiyle yapılmış görebileceğimiz bir U şeklinde Uffizi Müzesi. Dolayısıyla sağlı solda olarak da Romalılardan ve Yunanlılardan kalma heykelleri görebiliyoruz. Türkiye için çok önemli şeyler söylemek istiyorum. Çünkü burada bir koleksiyon var. Dünyadaki prens, krallar, sultanlar hepsinin resimleri var. Bizim Türkiye'den de başımızı kaldıralım. Sultan Mehmet, Kanuni, Selim, Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan'ın resimlerini, orijinal resimlerini görebilme imkanına. Bu resim 1300'lerde Simone Martini, Siena'lı bir sanatçı. Burada müjde tablosu, Annunciazione, aynı konuyu işleyen bir kişi daha var, Leonardo da Vinci. Bunun çok iyi kanatlarına bakmanızı rica edeceğim. Çünkü Leonardo da Vinci'nin resmiyle karşılaştırabilmemiz için Orta Çağ'da nasıl, Rönesans'taki resimler nasıl, onu görebilmek amacıyla. Biliyorsunuz Meryem Ana bakiredir. Melek gelir der ki sen anne olacaksın, korkar. Ama ben barışçıyım der. Elindeki ne var? Zeytin dalı, barışın sembolü. Ortada gördüğünüz beyaz zambak neden? Çünkü Meryem Ana bakiredir. Hiç kimsenin dokunmadığı, dolayısıyla İsa'ya hamile kalmıştır. Ne kadar çok sarı kullanılmış, sponsoru o kadar çok zengin demek. Piero della Pollaiaio burada kadınları eşitlik, vesaret sembolü olarak göstermiş. Eşitlik, adalet. Ama asıl önemli olan o dönemde yaşamış gibi, yani her dönemin resmini çekmiş gibi görüyoruz. Floransa kumaş konusunda çok önemli bir şehir demiştim. Çünkü kadife kumaşı ilk keşfeden, janjanlı kumaşı ilk keşfeden şehir. Onu da burada sembol olarak o elbiselerini, yer karolarını nasıl giymişler onları görebilme imkanına çalışıyoruz. Girolamo'nun yaptığı Tonda Doni tablosu. Tondo yuvarlak demek. Doni de Doni ailesi için yaptığı bir tablo. Eğer tablonun yan tarafına bakarsak 3 tane arka arkaya yapılmış hilali görürüz. Doni ailesinin sembolü. Evlenen Doni ailesi için yapılmış çerçevesini de Michelangelo'nun yaptığı inanılmaz güzel bir çerçeve. Çerçevenin üzerindeki kişilerin yüz hatlarına, yüzlerindeki desenler bu kadar gerçekçi. Neyi anlatıyor? Aziz aile tablosu. Meryem Ana, İsa ve Yusuf odanın içinde, Yahya bahçe duvarında, bahçenin dışında da Yunan mitolojisindeki tanrıları anlatıyor. Böylece orta plan, ön plan ve geri planı bu resimde görmek mümkün. İnanılmaz güzellikle yapılmış bu resimdeki Meryem Ana aslında bir Yunan heykelinden örnek alınarak, bir heykelden örnek alınarak yapılmış. Ama Meryem Ana'nın elbisesinin kıvrımlarına bakalım. Yanar döner olarak yapılmış elbisenin ışık bölümlerine bakalım. Ama Meryem Ana başka bir yere doğru bakıyor. Meryem Ana aslında çok fazlalı deniliyor ki Michelangelo bunda handikapı ya homoseksüel olduğu için ya da öyle kadınları tanımlamak istediği için ya da heykeli öyle gördüğü için aynısı yaptığı gibi söyleniyor. Hakikaten sanatsal değeri çok yüksek olan bir heykel. Bulunduğumuz oda Leonardo da Vinci'nin müjde tablosu. Annunciazione. İnanılmaz güzellikte yapılmış. Gerideki manzarası göstermesiyle birlikte 3 boyutlu geri plan, orta plan, ön planı görebilme imkanına sahip oluyoruz. Asıl önemli olan melek gelir. Meryem Ana'ya der ki sen anne olacaksın ama o kadar çok uçma sanatını iyi biliyor ki. Hatırlayın Simone Martini'de kanatlar yukarıdayken buradaki kanatlar eğilerek aşağıya doğru iniş yapıyor. Meryem Ana'nın durduğu yere bakın. Şu anda bulunduğunuz yere bakın. Aynı yer karolarını görebilme imkanına sahipsiniz. Asıl güzel olan transparan örtüye bakın. Legio dediğimiz hayvanın Yunan döneminden kalma stille yapılmış bir okuma masası.
üzerinde Meryem Ana'nın zarifliğini elindeki kitap ters olarak okunuyor. Meryem Ana'nın yüzü, saçları, hareketleri artık çok zarif olmuş. Meryem Ana oturuyor. Elbisesinin içinden Meryem Ana'nın ayaklarının oturuş şeklini bile görebilme imkanına sahibiz. Asıl melek gelir, sen anne olacaksın der, fren yapar, orada gölgesini görebilme imkanında. Bahçedeki çiçeklerin güzelliğine, geri plandaki manzara, üç boyutluluğu ağaçlar bu resme çok özellik katan en önemli resimlerden paha biçilmez müjde tablosu. Venedikli bir sanatçı. Burada yine Venüs'ü anlatıyor ama aslında o dönemdeki bir fotoğraf diye görebiliriz. Deniliyor ki bu tablo için bir zengin bir aile eşine ders vermek amacıyla yaptığı çıplak bir resim. Ama birdenbire neye dönüyoruz? Kadınlar daha az mükemmel, daha yuvarlak hatlara sahip. Evlerin içinde yatak odalarında köpek görebiliyoruz. Dolaplarını dolap yerine sandıklarda, hizmetçiler nasıl çalışıyor, yer nasıl? O dönemin odalarında çekilmiş bir fotoğrafı bu.